Bir gerçek var. Sezon başından beri inanılmaz bir şanssızlık mı, basiretsizlik mi, kısmetsizlik mi? Gerçekten bu tür maçlar çok kaybettik. Çok puan kaybettik. Sezon başına itibaren değerlendirirsem burada oynadığımız bir Hatay maçı 3-4-0 yenebileceğimiz bir maç. Devamında Kasımpaşa maçını 3-1'den son dakikalarda 3-3'e getirip yine puan kaybı. Pendik maçını uzatmalarda yediğimiz yine bir beraberlik oldu. Devamında geçen hafta Trabzon'da o kadar iyi oynamamıza rağmen karşısına alamadığımız. Bugün de çok önem ve değer verdiğimiz bizim için bir yeni bir çıkış maçı olarak gördüğümüz bir maç olarak iyi hazırlandık. Maçında genelde normalde buradan da en az bir 3-4-0 çok rahatlıkla 3 puan alacağımızı düşünürken maalesef yine aynı daha önce de yaşadığımız sıkıntılardan uzatmalarda yediğimiz 2 tane gol çalması buradan maalesef puansız ayrılıyoruz. Ben de bir karar verdim. Tabii işler iyi gitmeyince bu tür durumlarda bir değişiklik kulüp içinde, benim için de daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Onun için bugünden itibaren görevimden istifa ediyorum. Buraya gelmemizde vesile olan başkanım, yönetim kuruluma, burada çalıştığım dönem oyuncu kardeşlerime, ekip yardımcı hocalarıma, çalışan kulüp personeline hepsine gerçekten çok teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de Alanyaspor'a başarılar diliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte hem bu şanssızlığı hem de oyunu karşısına alıp hak ettiği yerlere gelirler. Dediğim gibi üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Çünkü buraya gelirken çok büyük hedeflerim vardı. Aslında hedeflere de ulaşmak için çok fırsatlarımız vardı ama bazen de işte demek ki teknik direktörlükte biraz maç şansı da gerekiyor. Ben de bu sene maalesef burada maç şansı hiç yanımda olmadı. Hep kritik dönemlerde bir istemediğimiz olaylar yaşadık ve istediğimiz sonuçlar alamayınca tabii ki şu anki bulunduğumuz noktaya geldik. Dediğim gibi bu değişiklik, kan değişikliği kulübe de bana da iyi olacağını düşünüyorum. Sizlere de basın mensuplarına bugüne kadar bize gösterdiğiniz ilgi, alaka, saygıdan dolayı hepinize çok teşekkür ederim. İlk yarı çok iyi başlamadık. Alanya takımı özellikle çabuk oyuncularıyla arkaya sarkıttı, oyuncularla tehlikeler yarattı. O ara biraz bocaladık. Ama ilk yarıyı berabere kapatıp içeriye girdik. İkinci yarıda keza biz bu sefer iyi başladık. Pozisyonumuz falan da vardı. Tam iyi oynayıp İyi futbol oynarken duran toptan bir gol yedik. Bu bizi biraz üzdü. Sonradan tabii yaptığımız hamlelerle oyunu değiştirmeye çalıştık. Oyuncu arkadaşlarım maçı bırakmadılar, ellerinden geleni yaptılar. İyi bir reaksiyon gösterdiler. Futbol işte enteresan. Yani birkaç haftadır sürekli konuşuyorum. Hak ettiğimiz bazı puanları kaybettik ama bugün de son dakikalarda olsa 3 puan aldık. Oyuncu arkadaşlarım gerçekten emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. İyi bir galibiyet oldu bizim için. Ömer Hoca için de bir şey söyleyeyim. Gerçekten çok iyi bir ekip kurmuş. Çok iyi bir takımı var. Bence ben maçtan önce de röportajımda söyledim. Onlar da burayı hak etmiyor. Onların da biraz daha fazla puanları olurdu. Çok talihsiz maçlar kaybetti onlar da. Keza bugün de iyi oynadılar. Dediğim gibi iyi bir takımı var ama bazen talihsiz oluyor. Onlara da başarılar diliyorum.